Merhaba arkadaşlar. Nur Gülüntü tığ ve İyini yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunda aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet size yine çok güzel bir model hazırladım. Şöyle modelimi göstereyim bakın. Şöyle çimeniz minik sık iğneli trabzanlar ve iki tane sık iğneli trabzanın üzerine yapılmış bu şekilde kelebeği de andırıyor arkadaşlar bakarsanız bu modeli ben e, üçlü bir şekilde böyle üç tanesine kanadının üzerine hazırlamıştım bilen eski abonelerden bir hatırlayacaktır hemen arkadaşlar bunu böyle farklı bir şekilde bu şekilde de model olarak hazırladık Evet bir tane çıkarıyorum ben her zamanki gibi arkadaşlar şöyle model amaçlı ikincisinde sizle yapıyoruz bu modeller çoğaldıkça türbentte gözüktükçe daha hoş gözüküyor şöyle model amaçlı sizlere bugün bu modeli hazırlayacağım arkadaşlar şöyle modelimi uzaktan da göstereyim Evet, şimdi modelin anlattığım kısmına geçerek nasıl yapıldığını tarif edelim arkadaşlar. Evet, şöyle ikişer zincir çekerek tülbentimin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyorum. 696 no'lu videoda mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Evet, ilk başlar gibi başlayacağız. Şöyle ara mesafesini 9 tane arkadaşlar. 2 4 6 7. 7 tane bırakıp şu ikisini de bu şekilde çiçeğim için zemin olarak hazırlayacağız benimki biliyorsunuz model amaçlı ben bu kadar bırakıyorum siz istediğiniz mesafeyi vererek başlayabilirsiniz Evet ilk başlar gibi başlıyoruz sık iğne ile sabitledikten sonra üzerine 3 tane zincir çekiyorum bir defa tığımı dolayıp hemen yanındaki hiç bakın atlamak yok direkt buraya 3 seferde aldığım bir trabzan yaparak başlıyorum 3 tane zincir çekiyorum buraya kapatıp minik bir kirpik oluşturdum. Yanına hemen iki tane sık iğne yapıyorum bakın. Bir şöyle ve iki. İki tane sık iğnemi hemen kirpiğin yanına yaptım. Bir sonraki tığ battıya sık iğne yapıyorum. Tamamlıyorum bakın. Şöyle dibine değil bir sonraki arkadaşlar o zaman marullanır dibine kapatırsanız bir sonrakine kapatırsanız bu şekilde durur. Eğer şahit tığ battılarınız büyükse dibine de kapatabilirsiniz tabii ki. Ara suyunu bu şekilde dokuzuncuyu şöyle arkadaşlar sadece trabzan olarak yapacağız. Evet 2 ve 2. 3 seferde aldığım trabzan. Şimdi buraya 7 tane zincir çekiyorum. Şöyle ters tarafına dönüp bu yapmış olduğum 3 zincirli pipirin içerisinden 7 zincirimi sabitleyerek bir yuva hazırlıyorum. Şöyle bir zincirle dönüşümü yaptım bak. Hemen bir defa tığımı dolayıp buraya arkadaşlar sahte trabzan yapıyorum. Burada kirpikler çok fazla böyle yukarı doğru hoş durmadığı için bu sahte trabzanı deneyeceğiz. 2-2 de alabilirsiniz eli sık olanlar. 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi hemen buradaki bakın trabzanın ara kısmından girip buraya sabitliyorum bir tane pipirik oluşturdum hemen bir tane zincir çekiyorum yine bir defa tığı doladım şöyle yapmış olduğum bu trabzanın ara kısmından gelip, bakın üçünü birden buraya kapatıp şöyle bir sahte trabzan oluşturdum yine 7 zincir bu 7 zincir bizim kirpiğimizi oluşturuyor. Bakın yapmış olduğum bu trabzanın ara kısmından gelip burayı yine ikinci kirpiğimi kapattım. Bir zinciri çekip bir defa doluyorum. Bir sonraki bakın hemen bu kirpiği kapattığımız trabzanın içerisine girip ilmeği çıkarıp üçüncü üçünü birden bu şekilde trabzanımı alıyorum. Üçünü birden alınca sıkı iğneden daha kalın duruyor. Evet, sık iğne yapınca bu kadar arkadaşlar rahat içine girilmiyor bakın şöyle göz, göz göz gözüküyor yuvalar o yüzden bu şekilde üçünü birden alarak sahte trabzan oluşturuyoruz 4 5 6 ve 7 zincirleri böyle sıkı sıkı çekelim kalıp gibi kirpiklerimiz oluşsun Evet üçüncü yine bir zincir bir defa tığı doladım bu alttaki kirpiği kapattığımız trabzanın içerisinden ilmeği çıkarıp şöyle ikinci bir yuva hazırlıyorum yani böyle sahte trabzanımızı kalın sık iğne de diyebilirsiniz dördüncü kirpik için 7 zincir buradaki bir nokta arkadaşlar bu 7 zinciri sıkı çekmek güzel kirpikler istiyorsanız bir de şu arkadaşlar bakın dördüncü kirpiği yaptık ya bakın 4 tane bu şekilde kirpiği oluşturduk ya hemen bir zincir bir defa tığı doladım bu trabzandan sonra yapacağımız kirpiğimiz için yuva oluşturacak bakın arkadaşlar sakın kirpiği e, kirpi yapıp e, yaptıktan sonra tığ dolamayın bu sahte trabzanı oluşturun şimdi 5 defa doluyorum bakın trabzanın üzerine 5 defa tığı doladım yuvaya girip ana yuvaya buraya şöyle bakın bir şöyle iki şöyle iki şöyle tekrar yapalım arkadaşlar 5 defa doluyalım ilmeğimizi kaçırdık yuvanın içerisine giriyorum şöyle bir şöyle iki iki ayrıntılı anlatacağım derken ilmeğimizi kaçırabildik biliyoruz yani şöyle son ikiyi de alıp hafif bir bombillik de oluşturduk bakın şimdi buraya yine 7 tane zincir çekiyorum bunu yapmazsanız arkadaşlar 5.yi bu şekilde yapmazsanız şu dönüşüm güzel olmuyor bu taktik bu püf noktası dediğim gibi bu şey dolamadan önce yapmış olduğumuz bakın bu son sahte trabzanın içerisine kapatıyorum trabzanın değil de yuvanın içerisine kirpiğimi oluşturup bu şekilde yapıyorum Bak bunun püf noktası da bu son kısımda sahte trabzanın içine bu trabzanın içine değil de yuva yapıp bıraktığımız yere batıyoruz şimdi iki tane zincir çekeceğiz arkadaşlar direk sık değil de böyle tırtıklı olsun diye iki zincirden kirpikler oluşturacağız şöyle isteyen sadece sık iğne de yapabilir tabii Şöyle kirpikler güzel duruyor. Evet, iki zincir buraya trabzanın arasına kapattım. 3 oldu. Bismillah bugün. Şöyle 4 5 6 7 8 9 ve 10. On. 10'uncu iki zinciri de buraya kapatıp bakın bir de yuvaya 11. sık iğneyi yaptık. Yaprağımızın bir tanesi bu şekilde hazır bakın arkadaşlar. Kenarında şöyle 5 tane kirpiği olan toplam şurasını nasıl yapacağınızı gösterdim. İki zincirden de 10 tane bu şekilde sık iğne, kirpikli sık iğneler yapıyoruz. Evet, bu kadar arkadaşlar. Böyle sık, sık iğneli üçlü trabzanları yapıyoruz bu şekilde. Sonra aynı çimende olan, ara suyunda olan yuvaların üzerine yaprağı bu şekilde yapıyoruz. Şimdi buraya 4 zincir çekelim arkadaşlar bak 1 2 3 4 bu zincir sayısı da 4 veya 5 olması arkadaşlar şöyle kalan yere bağlı Evet bakın 4 zincir gayet iyi oldu şimdi ben buraya iki tane sık iğne yapıyorum 4 zinciri kapattığım trabzana şöyle dip kısmına iki tane sık iğne yapıp buraya bir sonrakine bakın dibine değil Şöyle bir sonrasına kapatıyorum ki bu şekilde. Hatta arkadaşlar bakın bunu kirpiği kapattığımız yer için 3 tane sık iğne yapıyorduk. Şöyle buraya bir tane daha yapıp burayı üşüyorum Böyle daha orantılı durdu karşıdaki ile beraber. Şöyle göstereyim. Evet şimdi direkt ara suyuna başlıyorum bakın. 3 zinciri çekiyorum. İlk başta başladığım bu ara suyunu yapmaya başlıyorum 3 zincirden sonra hemen yanındaki boş olan tığ battıya 3 seferde bir trabzan yaptım hemen 3 zincir çekip kirpiğimi oluşturuyorum yanına iki tane sık iğne bu birinci sık iğne bu da ikinci sık iğne üçüncüyü de bir sonraki tığ battıya bir sonraki tığ battıya kapatarak böyle yan yan bir güzel görüntü vermesi için bu şekilde hazırlıyorum. Şimdi yine 3 zincir. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya girip 3 seferde alıyorum Bak. 1 2 3 zincir. Kapattım. Yanına iki sık iğne. 3. sık iğnemiz bir sonraki tığ battiye. 1 2 3 zincir bir defa tığı doladım yuvaya giriyorum 1 2 ve 2 1 2 3 zincir kapatıyorum iki tane sık iğne ve yanındaki boş tığ ya da kapatıp yine üç tane zincir çekiyorum Evet bu şekilde arkadaşlar toplam 7 tane yapacağız. 2 tanesi de yaprak yuvası için. Toplamda 9 tane olacak. Şimdi bıraktığımız bu 4 zincirli kısma da renkli yaprağımızı yapalım ve tamamlayalım. Evet, şöyle ipimi tığıma tutturdum. Renkli yaprağı yapacağız yine bu bıraktığımız boşluk kısmına. Şöyle ipimizi tutturduk. Buraya sık iğne ile sabitleyerek ikinci yaprağın yapılışına başlayacağım şöyle köşeye çekeyim şimdi arkadaşlar bir tane zincir çekiyorum bir defa tığı dolayıp yeşil yuvadan girip bakın üçünü birden alıp buraya bir sahte trabzandan yuva oluşturdum şöyle 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 zincirimi ara kısmından girip bakın şu boşluktan trabzanın kapatıp kirpiğimi oluşturdum bir zincir bir defa tığı doladım aynı kirpiğimi kapattığım bu trabzan yuvasına girip bu şekilde üçünü birden aldım yine yedi tane zincir çekiyorum buraya yuvaya girip kirpiğimi oluşturdum bir zincirimi çekip bir defa tığı doladım bir altından girerek şöyle diğer yuvayı bu şekilde hazırlıyoruz arkadaşlar şöyle toplamda dört tane yapacağız 3 4 5 6 ve 7 yine aynı şekilde yaptığım bu trabzanı aralayıp ipimi kapatıyorum bir zincir bir defa dolayıp şöyle 2 2 yani 3'ünü birden aldım arkadaşlar. 7 zincir. 4. ve sonuncu kirpimi kapatıyorum. Evet. 4 tane kirpik yapınca püf noktasını hatırladınız arkadaşlar. Umarım. Bir zincir çekip yine buraya sahte trabzan. Trabzanımızı oluşturup sonra tığımızı doluyoruz. Bu şekil yapmazsanız güzel durmuyor arkadaşlar. 5. kirpik. 3 olmuş 4 ve 5 bunu 5'e tamamladım yine bu ana yeşil yuvadan sık iğne ile girdiğim yuvadan trabzanı oluşturmaya başlıyorum 1 2 2 şöyle 2 2 2 ve 2 5 tane de doladığım ilmeği bu şekilde trabzanı oluşturuyorum 7 tane zincir 5. kirpik yapacağım bu yapmış yapıp bıraktığımız bu trabzanın içerisine bu şekil güzel oluyor bakın arkadaşlar çok denedim ancak bu şekli güzel durdurabildim ve üzerine iki tane zincir çekiyorum bu yapmış olduğumuz büyük trabzana 10 tane iki zincirden kirpik yapacağız bu bir şöyle tutayım daha net görün şöyle 2 3 4 5 Bunlar iğne oyasından ta çevirme oyolar olduğu için ipinizi güzel esnetin arkadaşlar incecik dursun. 7 8 9 ve 10. ve sonuncu kirpiği de yapıyorum bu trabzanımın ara kısmına Bakın, bu şekilde oluyor. Yeşil yuvaya da en son bir sık iğne yapıp ipimi koparacağım. bakın bu şekilde sabitliyorum ve bir zincirimi çekip ipimi kopardım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Bakın, böyle ince gibi. Hemen şu ipi yakıp temizleyip bakalım. Evet, modelimi tamamladım. Bakın arkadaşlar. Şöyle çok hoş ve güzel bir model oldu. Karşıdan da görün diye bu şekilde tülbent üzerine koydum. Çok güzel duruyor. Sade kırmızı da çok yakıştı beyaz üzerine. Rengarenk de yapabilirsiniz tabii ki. Hatta kalmış ipleriniz de değerlenmiş olur. Bunlar neye yeter deyip 3-5 tane rengi ayarlayıp bu şekilde yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle bir de seçilmediyse yakından da göstereyim. Bakın. Çok güzel bir duruşu var. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle çünkü beğeni ve yorumlar YouTube'da önermelerde ön plana çıkarıyor. Sizlere e, video çekebilmek için beğeni ve yorumlarınızı kanalın devamı için önemli. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şöyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.